Ulu Cami'den İnegöl'e, Güllük Mahallesi'nden İznik Gölü'ne. Bursalılar 15 Temmuz şehitlerini bugün de bir dizi etkinlikle andı. Gönüllü Kuruluşlar platformunun açıklamasına Vali İzzettin Küçük de katıldı. Bursalılar 15 Temmuz şehitlerini kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle andı. Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından cemaate helva dağıtan Gönüllü Kuruluşlar platformu üyeleri Orhan Gazi Parkı'nda açıklama yaptı. FETÖ terör örgütü paralel yapılanma ve yandaşlarına 15 Temmuz'da kalkıştığı hain darbe girişimini rehavete düşüp asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Açıklamaya belediye başkanları ve Vali İzzettin Küçük de destek verdi. Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve liderliğiyle, milletimin cesaretiyle bu 40 yıl boyunca hep kumpaslarla ve yalanlarla büyüyüp gelişen örgüt bir gecede tarihin kara sayfalarına geçmiştir. Orhan Gazi Belediyesi'nin etkinliğinde dalgıçlar İznik Gölü'nde dev Türk bayrağı açtı. Önemli olan 15 Temmuz ruhunu sürekli zihinde tutmak, her daim hafızalarda taze kılmak. Buna yönelik her gün bir etkinlik var. Sualtı sporcularımızın da İznik Gölü'müzün bu berrak sularında inşallah Türk bayrağını açtıkları bir sunum olacak, bir gösteri olacak. İnegöl Belediyesi ise şehitleri şiirlerle andı. Hamdolsun yine bu milletin feraseti ve basireti bunların hepsini aştı. Ben 250 şehidimizi rahmetlenirken 2000 küsur gazimize de sağlıklı ve hayırlı ömürler temin ediyorum. Yıldırım Güllük Camii'nde de şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Şehitlerimizin ve gazilerimizden bir helallik alabilmek için bu gibi etkinlikleri yapıyoruz. Şehit Ömer Halis Demir'in Güllük Mahallesi'nde yaşayan halası da oradaydı.